Takas İstanbul sunar. Efendim Araştırma Masası'ndan herkese merhabalar. Evet, bugünkü gündem maddemiz net bir şekilde Borsa İstanbul, zaten sektörün duayenlerinden sevgili abim Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan bizlere eşlik edecek. Borsa İstanbul'u tartışacağız. Seçim öncesi, seçim sonrası gelişmeleri enine boyuna değerlendirmek istiyorum. Kendisiyle Üzeyir Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Üzeyir Bey, bugün gerçekten çok hareketli. Yani siyasi cephede bayağı bir hareket var. Sabah saatlerinde anket sonuçlarıyla hareketlilik söz konusu oldu. Sayın Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesiyle beraber piyasalardaki oynaklığın daha da fazla arttığını gördük. Ama bu biraz daha yükseliş yönünde bir oynaklık olduğunu görüyoruz. An itibariyle %6 seviyesinde yükselen bir Borsa İstanbul, %9,5'larda bankacılık, %4,5'larda da sanayi endeksinde bir yukarı doğru hareketlenme oldu. Şimdi şöyle değerlendirin de ben mesela. Şimdi Konda'nın anketine baktığımız zaman seçimin birinci turda bitme olasılığı söz konusu gibi duruyor. Zaten genelde yorumcular da bu şekilde bu konuyu yorumladılar. Bir de üzerine adaylardan birisinin, yani Sayın Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle beraber birinci turda bitme ihtimali daha da kuvvetlendi gibi bir algı oluştu. Sizce bu algı mıdır şu anda Borsa İstanbul'da sert ve keskin yükseliş hareketini önünü açan? Ya şöyle söyleyeyim, bir süredir biz bu seçim stresiyle beraber bir bilinmezlik, ciddi manada baskı altında kaldık piyasada. Hani doğru, konuştuğumuz konu vardı gerçekten. İçinde bulunduğumuz şirket fiyatları ve endeks değeri Borsa İstanbul'un değerini hak etmiyor diye. Yani çok daha yüksek rakamları konuşmamız gerekirken biz burada negatif ayrışan taraftaydık. Şimdi seçimler bitip sis perdesi dağıldığında yatırımcının bir kısmı bunu tercih etti. Dedi ki seçimler geride kalsın, bir önümüze bakalım, sis perdesi dağılsın, sonra aksiyon alırız. Ama piyasa öyle bir yer değil. Yani o haber herkese ulaştığında, o sis perdesi dağıldığında zaten o fiyatlardan pozisyon alamıyorsunuz. Yani burada ya elinizi taşın altına koyup öncesinde bu riski alacaksınız ya da sonrasında bunun nimetlerinden yeterli ölçüde faydalanamayacaksınız. Şu andaki fiyatlama aslında sadece bugün değil. Yani bu hafta itibariyle, genel itibariyle bu tarz alımlar özellikle bankacılık endeksi, holdingler başta olmak üzere hisselerde görmeye başlamıştık. Yani birileri bu seçimin ilk turda biteceğine dair bir beklentiye girdi. Ya da bunun gerçekleşme ihtimalinin arttığını düşündü ve bu çerçevede pozisyon aldı. Ha şunu da söyleyeyim, ola ki seçim ikinci tura kaldı. Yani bu pozisyon alanlar buradan zarar mı edecek? Belki bir miktar fiyatlar düşecek, anlık olarak seçimden sonra zarar ettiklerini görüyor olacağız ama çok kısa bir sürede ikinci tur tamamlandıktan sonra yeni bir hikaye, yeniden bir fiyatlama getirecek. Yani aslında burada bu pozisyonları alanların riski maksimum seçim ikinci tura kalırsa o iki haftadaki belirsizlik olacak gibi gözüküyordu. Bunu değerlendirdiklerini düşünüyorum ben. Özellikle yabancı yatırımcının son dönemde bir miktar parça parça girişleri vardı. Bu seçime yönelik stratejilerini de bu çerçevede biraz daha arttırarak pozisyon ağırlıklarını arttırdığını düşünüyorum. Seçim sonrası ne olur? Gerçekten anketler geçtiğimiz yıllarda da biliyorsunuz. Yani çok sayıda anket yapılır. Belki bir tanesi, belki iki tanesi seçim sonucuna yaklaşan sonuçlar üretiyor. O nedenle realiteyi görmek de gerekiyor. Ama dediğim gibi olay ilk turda tamamlanamadı. İkinci tura birinin kazanacağı artık kesin. Yani ikinci turda %50-%50'de kalınmayacağı malum. Artı bir oy bile olsa burada seçimi biri kazanmış olacak. Ki bu süreçte meclis aritmetiği de ortaya çıkmış olacak. Bunun da ikinci tura yönelik tahminlerde etkisi olacak. Yani seçim riskinin pazartesi mi yoksa iki hafta sonraki pazartesi mi biteceği burada net. Yani o açıdan ben şu aşamada biraz birilerinin o elinin taşını altına koyduğunu, piyasanın zaten aşırı risk kontrol olduğu bir atmosferde bu 15 günlük olası riski de aldığı kanaatindeyim. Yani bugün bu anketler olmasa da, bugün bu beklenti olmasa da ben bir seçim fiyatlamasını öncesinde zaten konuşuyorduk. Bugün olmasa bile seçimden hemen sonra belki bu fiyatlamayı yapacaktık. O nedenle benim açımdan açıkçası çok sürpriz bir hareket değil. Ben bu hareketin seçim süreci tamamlandıktan sonra da biraz daha uzun soluklu bir harekete de dönüşeceği kanaatindeyim. Dediğim gibi ilk turun hemen ardından mı olur yoksa ikinci turun sonundan mı olur onu da
milletimizin iradesi gösterecek. Onu da beklemek gerekiyor açıkçası. Peki Hüseyin Bey, size şunu da sormak istiyorum. Birinci turda değil, yani 14 Mayıs akşamı gördük ki iş ikinci tura kaldı. 28 Mayıs tarihine kaldı. O zaman 15 Mayıs yani pazartesi günü, önümüzdeki hafta pazartesi, böyle bir senaryoda nasıl bir Borsa İstanbul'la karşı karşıya kalma ihtimaliniz var? Mevcut yükseliş hareketlerinin bir anda kuvvetli bir şekilde geri verildiği bir atmosfer olabilir mi sizce? Yani açılışta belki bunun bir paniğini yaşayabiliriz. Durumun ne olacağına dair meclis aritmetiği de önemli. Bir miktar belki negatiflik görebiliriz ama ben dramatik, böyle kalıcı hale dönüşen bir tablo olacağını düşünmüyorum. Nasıl ki bugün seçimin biteceğine yönelik, hatta bu hafta bir fiyatlama yaptı piyasa. Yani iki haftalık bir ara var. Birinci hafta sadece biraz sallantıda geçsin. İkinci hafta artık birinin kazanacağı kesin. Yani o nedenle yeniden seçimin biteceği ve siyaset belirsizliğinin, bu bizi yoran sürecin biteceği fiyatlamasına piyasa tekrar dönecek. O nedenle öyle bir atmosferde, hani ben orada çok fazla ya biz bu pozisyonları satalım, işte bu risk bir daha alınmaz diyecek çok kişi olacağı kanaatinde değilim. Çünkü satılan pozisyonu yerine koyabilmek çok zor olacak diğer senaryoda. Yani piyasa tekrar hızlı bir yükselişe geçtiğinde. O nedenle ben açık söylemek gerekirse evet, bir miktar olumsuz etki olur ikinci tura kalması. Ama dramatik bir kopuş hikayesi, yani çöküş hikayesi burada beklemem. Oradaki her geri çekilmeyi de alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Peki seçim sonrası Cumhur İttifakı diyelim ki kazandı, görevine devam ediyor ve ortodoks politikalara dönüş gibi karar alındı. Tamamen senaryo çiziyorum ama Millet İttifakı kazanırsa zaten bunun olacağını biliyoruz çünkü kendileri çok net bir şekilde seçim beyanatlarında da bu var. Böyle bir atmosferde politika faizinin mesela %30-35'lere doğru yükseltileceğine ilişkin yurt dışı kurumların beklentilerini de paylaştığını görüyoruz. Peki %8,5, %30, %35, %40 gibi politika faizine giden bir süreçte Borsa İstanbul nasıl etkilenir? Çünkü bizim geçen yıl konuştuğumuz en önemli unsur buydu. Faiz indiriminden dolayı, enflasyonda sert bir yükseliş hareketinden dolayı tek alternatif Borsa İstanbul kaldığı için borsada yükseliş hareketi yaşanıyor yorumlarını çok fazla gördük ki yatırım sayısının da 5 milyon seviyesinin üzerinde olduğu bir atmosferdeyiz. Nasıl etki eder sizce? Negatif mi, pozitif mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, biz her zaman böyle bir tane göstergeye çok bağımlı kalıyoruz. Mesela kur 23 olursa, 25 olursa ihracatçı rahatlar, işte faiz şuraya gelirse işte şu olur ama bu bir tek bir göstergeyle çözülecek bir olay değil. Yani siz faizleri istediğiniz seviyeye götürün, eğer üzerinize düşen diğer ödevleri yerine getirmiyorsanız o faizleri daha da yukarı çekmek, daha da yukarı çekmek, daha da yukarı çekmek zorunda da kalabilirsiniz. Yani burada tek bir gösterge, tek bir parametre burada ne ekonomiyi ne borsayı belirleme konusunda yetersiz. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı, hatırlayın zamanında kur 2 liranın altındayken birçok senaryo vardı. İşte dolar TL kuru 2,5 lira olursa Türkiye'nin cari açığı sıfırlanır, işte ya da cari fazlaya geçebilir. 2,5 oldu, 3 olursa, 5 olursa, 7 olursa, 8 olursa, 18 oldu, 19 oldu, Türkiye'nin cari açığı sıfırlamadı. Demek ki sadece bir şey parametreye bağlı bir politika kurguladığınızda bu işlemiyor. Çünkü ekonomi bu kadar basit değil. Yani tahtıra belli değil. Bir tarafa indirdiniz ya da arttırdınız, öbür taraf inecek ya da kalkacak gibi bir denklem olmuyor. Bu nedenle faiz de tek başına bir çözüm değil. Yani ortaya konulacak irade önemli. İkincisi, gerçekten bu geçiş sürecinin de biraz ne olursa olsun, yani iktidar da kazansa, muhalefet de kazansa, bunun zamanı yayılması söz konusu olacak. Yani bir günde geldik, hani bizde genel bir inanç vardır. 31 Aralık'ta yatarız ya, o gece yılbaşı. 1 Ocak olduğunda sanki hayatta yeni bir yılla beraber her şey yeniden değişecekmiş gibi. Doğru. Ama ertesi gün tatil yaparız. 2 Ocak'ta işimize gitmeye başlarız. Diğer ne işlerimiz varsa aynısını yapmaya başlarız. Yani 2 Ocak'ın 31 Aralık'tan farkı belki birkaç kişi için olur. Geri kalan olmaz. O nedenle bu geçiş süreci olacaktır. Ve şunu da unutmamak lazım. 10 ay sonra da Türkiye'de bir yerel seçim süreci var. Yani orası da kritik olacak bir noktada. Bu bir kademeli geçiş süreci. Biz politikalar normalleştirmeye başladığımız zaman bir, enflasyonun makul bir seviyeye gelmiş olması, iki, daha da önemlisi sonraki 12 ay için daha makul beklentilerin oluşması lazım. Yani örneğin enflasyon %20'lere, %25'lere gerilediğinde, gelecek 12 aylık enflasyon beklentileri de 12'lere, 13'lere düştüğünde faiz konusunda da elimiz çok rahatlamış olacak, diğer politikaları yaşatma konusunda da. Ve bunu belki bir 12 ay sonra görebiliyor olacağız. Yani 12 ay sonra enflasyon beklentilerine baktığımızda zaten 24'lere, 25'lere düşüyor olacak. Daha sonraki bir 12 ay için konuştuğumuzda da
15'in altındaki rakamları belki konuşabiliyor olacağız. Yani 24 ay sonrasını bugünden sonra baktığımızda ve ona göre bir faiz seti belirlemek, ona göre bir politika belirlemek daha kolay olacak. Yani bir günde yarın iktidar değişti diyelim, faiz %30 yaptık. Bu da tüm sorunları çözdü. Böyle bir denklemin ben çok ekonomik gerçekliğe de uyduğu kanaatinde değilim. Burada önemli olan o beklentinin yönetilebilmesi. Ekonomi yönetiminde kimlerin olacağı, eş güdümün nasıl olacağı, kimin işte nasıl bir program uygulayacağı, bunları görmek lazım. Bu konuda biraz elimizde sınırlı bilgi var. O nedenle de aslında ben şu kazanırsa şu olur, bu kazanırsa bu olur denkleminin de Türkiye özelinde yapılmasının çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eskiden hatırlarsanız seçimler yapıldığında milletvekili listeleri açıklanırdı ve milletvekili listeleri içerisinde ekonomiyle ilgili isimler belliydi. Biri seçimi kazandığında o isimlerden biri Hazine Bakanı olacak, biri Maliye Bakanı olacak vesaire gibi piyasa kendi senaryosunu kuruyordu. Yani şu an itibariyle ben açıkçası tam anlamıyla bir ekonomi yönetimi kimlerden olur, nasıl bir program olur buna yönelik tahmin yapmakta ben zorlanıyorum kendi şahsıma. O nedenle de böyle bir hani dereyi görmeden paçayı sıvamayı da doğru bulmuyorum. Ama hep söylediğim bir şey vardı, bunu aylardır söylüyorum. Bu seçim eninde sonunda bitecek ve bizim piyasalarımızın bu çarpanları, bu iskontoluluğu bu şekilde sürdürmesi bana kalırsa mümkün değil. Tek elimizde dezavantajlı bir durum söz konusu. O da şu, eğer seçim bittikten sonra biz daha seçim daha hani dumanı tüterken sonuçların yeni bir seçim konuşmaya başlarsak en kötü senaryo bu olur demiştik. Bu olmadığı müddetçe ben piyasaların seçim sonrasında yeni bir hikaye yazıp bu iskontoluluğu da ciddi manada bir fırsata çevirip yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Yani genel itibariyle piyasa tarafında ben seçim sonrasına umutlu ve pozitif giriyorum açık söylemek gerekirse. Peki son dönemde bu yabancı takas oranındaki grafiklere baktığımızda çok hafif şöyle burun yukarı doğru kaldırıldığını görüyoruz. Ve bunun da yabancı yatırımcının girişi olarak değil ama hafif hafif bir geliş emareleri olduğuna ilişkin yorumlar da söz konusu oluyor. Şimdi seçimlere ilişkin belirsizlik hala yüksek. Piyasalar bugün itibariyle evet bir noktaya biraz daha fazla odaklanmış olsalar da hala belirsizliğin ortadan kalkmadığını ve 14 Mayıs gecesi itibariyle de kalkmayacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir atmosferde yabancı yatırımcı artık geliyor demek çok iyimser bir yaklaşım değil mi? Seçim sonrasına ilişkin yabancı yatırımcıda güçlü bir akın söz konusu olabilir mi? Çünkü biz %70'lerde olan yabancı takas oranının %30'dan altına kadar çekildiğini gördük. Nasıl değerlendirirsiniz? Son dönemdeki yabancı alımlarıyla alakalı bir yorumunuz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani biraz önce bahsettim ya seçim bittikten sonra, sis perdesi de aldıktan sonra alırız, para kazanırız. Yani bu çok kolaycı bir yaklaşım. Yabancı için de öyle. Yani birinin bu riskin altına girmesi gerekiyor. Yani şu an baktığımızda bu hafta piyasa %10 yükseldi. Hisseler bazında %15'ler, 20'ler var bankaları göz önünde bulundurduğunuzda. Yarın var ve pazartesi günü seçim riskinin bittiğini farz edelim. Bir de pazartesi günü açılış fiyatlaması var. Yani zaten siz risk ortadan kalktığında bu piyasaya gireyim dediğinizde %15-20 piyasa dipten dönmüş olacak. Bazı hisselerde bu hareket %25'ler, 30'lar olacak. Yani bir başkasının bu karı çok kısa sürede, bir haftada Allah bereket versin deyip satmaya başladığında siz bu malı almak durumunda kalabileceksiniz. Yani ondan sonra da onların ilk satışında bu piyasa gitmiyor deyip zararı tekrar sineye çekip bir dahaki hareketi beklemek zorunda kalacaksınız. Yani burada hep söylediğimiz şu, bir şekilde sabredebilen için Borsa İstanbul'da çok büyük bir nimet vardı. Ve bir kesim yabancı, belki hepsi değil ama bunu gördü ve bu borsaya giriş sağladı. Ha şunu da söyleyeyim. Benim seçimden sonraki yani Türkiye'nin gelecek işte yılın ikinci yarısı için ve sonrası için beklentim hani buradaki %10'luk, %20'lik, %30'luk hareket değil. Yani endeksin daha önceki zirvesi 5600, 5700. Hani buralar benim için hala anlamlı seviyeler değil. Yani bunun çok çok daha üzeri olabilir. Yani bu neticede de 4500'den, 4800'den, 4900'den almanın belki total getiri göz önünde bulundurduğumuzda çok büyük bir farkı yok. Yabancı peyderpey buraya gelecektir ve ben bu alımları yapacağı kanaatindeyim. Nitekim yapmaya da başladı. Ama şunu da söyleyeyim. Eskiden olduğu gibi yabancının %60-65 ağırlığa, 70 ağırlığa çıkmasını da beklememek lazım. Artık Türkiye sermaye piyasaları kendi içerisinde de çok gelişti. Yani şu anda TEFAS fon sistemimiz var ve orada birçok hisse senedi fonumuz var. Ve tüzüğü gereği örneğin %80 hisse tutmak zorunda bu fon. Artı bireysel emeklilik sistemimiz var ve oradan gelen fonlardan ciddi bir hisse senedine giriş söz konusu.
Bunun yanında işte daha önce pandemiye kadar, 2020'ye kadar 1 milyon, 1 milyon 200 bin dediğimiz yatırımcı sayısı 5 milyon 300 bine çıktı. Yani yeni para girişleri söz konusu. Hepsi reel yatırımcı olmasa bile. Yani tüm bunlar üst üste koyduğumuzda yabancının eski oranlarına ulaşabilmesi için bu fiyat, bu piyasadan ne var ne yok bulduğu hisseyi süpürmesi lazım. Öyle bir senaryoda da fiyatlar fizana gider. Yani o nedenle yabancı için de bu efektif olmaz. Ama 30'u 35'e getirdiğinde bile yabancı oranını buradaki fonlar, bu 5 puanlık giriş bile endekste çok büyük katkılar sağlayacaktır. Dediğim gibi bir tarafta satılan hisse miktarı ve almaya hazır bir kitlenin varlığı, bu tarz ek bir girişi burada çok hızlı fiyatlamaya çevirecektir. Biz belki %35 yabancı oranını gördüğümüz yerde endekste yeni zirveler görüyor olacağız. Olursa %40 bambaşka bir fiyatlama görüyor olacağız ama %60, 65, 70 yabancı takasına ulaşmak artık içerideki bu denklem nedeniyle hem artan yatırımcı sayısı hem buradaki hisse senedi fonları hem emeklilik fonlarıyla artık çok mümkün olmayacak. Yani o tarafı biraz yerli lehine arttığını söylemek mümkün olacak oran bazında. Peki dolar TL ilişkin nasıl beklentiniz var? Çünkü hangi taraf, hangi kesim kazanırsa kazansın 24'ler, 25'ler, 26'lar, 27'ler, yani bu rakamların çok fazla konuşulduğunu görüyoruz. Aynı şeyi düşünüyor musunuz? Çünkü bu yorumu yapılırken şöyle bir unsur var. İşte Türkiye son dönemde uygulanan bu makro ihtiyati politika, tedbir çatısı altında uygulanan politikalar eşliğinde dolar TL'de bir baskılanma söz konusu. Ve seçim sonrası bu baskılanma ortadan kalkacağı için oynaklık bir hayli artacak ve 24-25 seviyenin üzerine doğru çıkacak bir dolar TL söz konusu olabilir gibi hemen hemen bütün aracı kurumların, yabancı aracı kurumların, yabancı kurumlardan bu tarz yorumlar geliyor. Siz katılıyor musunuz? Yani şimdi şöyle, elbette bazı riskler olabilir ama diğer taraftan seçim sonrası neden bahsediyoruz? Buraya yabancı yatırımcı gelir mi? İşte buraya hisseye girecek mi vesaire? Yabancı yatırımcı buraya gelirken buradan götürdüğü TL'leri geri getirmeyecek. Yani dövizini gelir getirecek. Doğru. Bu dövizini bozdurup TL almak zorunda kalacak. Bu da bir denge sağlayabilir. Yani orada da aslında çok böyle dramatik hikayeler görmeyebiliriz dolar TL tarafında da, euro TL tarafında da. Ben çok agresif bir fiyatlamacı değilim, açık söyleyeyim. Ama sonuçta hani ülkeler arası enflasyon farkları vesaire, yani bunlar biraz daha dikkate alınacaktır belki. Hani ileriye yönelik kur tahminleri yapılırken genelde ben bakıyorum, örneğin Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi var. Orayı takip ediyorum. Orada yapılan tahminlere baktığımda da hani çok da fazla risk alma eğiliminin olduğunu görmüyorum. Aslında ileri yönelik kur tahmini bugünkü kurdan yukarıda şekilleniyor ama bunun temel sebebi de forward kur hesabı. Yani bakıyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı, işte 6 ay sonrası 7 ay sonrasına forward kur neyi işaret ediyorsa tahminlerde onu işaret ediyor. Çünkü realite hani bu enflasyon farkının bir şekilde kurlara yansımasını işaret ediyor. Ama dediğim gibi orada da ben çok hani böyle uçuk kaçık senaryolar olacağı kanaatinde değilim. Orada dediğim gibi bir seçim riskini atlatmış, en azından siyasi ve jeopolitik riskler diyoruz, bizim CDS primimizi yükselten şeyler, en azından bir seçim riski geride kalmış ve belki risk primini düşüren bir unsur görüyor olacağız. Geleceğe yönelik enflasyon beklentilerinde belki iyileşmeler söz konusu olacak. Yabancı girişi belki burada konuşuyor olacağız ve bu çerçevede hani bir tarafta evet negatif etkiler ama bir tarafta da pozitif etkileri görüyor olacağız. Bu hani çok öyle dolar aldım, para kazandım senaryosunu da gündeme getirmeyebilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Üzey Bey, tabii normal şartlar altında sizinle şöyle ayrıntılı bir bilanço sohbeti, bilanço tartışması yapmak isterim ama tabii ki bilançoların biraz da arka planda kaldığını gördük ama sanırım seçim sonunda bir daha bir o defterler karıştırılacak ve son bilançolar seçim belirsizliğinin kalkmasıyla beraber tekrar bir araştırılacak, masaya yatırılacaktır diye düşünüyorum. Aynı fikirde misiniz ve aynı fikirdeyseniz hangi bilançoların bu seçim atmosferinde, hani araya kaynamak gibi bir tabir vardı ya hani amiyane tabirle. Hangi bilançolar birazcık araya kaynadı ya da gündemin ikinci, üçüncü maddelerine doğru geri çekildi? Daha doğrusu sormak istediğim soru şu. Dikkat çeken sektör bilançolarını bize biraz şöyle analiz eder misiniz? Biraz analiz edin ki seçimden sonra biz de onlara odaklanalım. Yani Eren Hoca, sen biraz araya kaynadı dedin. Ben onu biraz daha ileri götüreyim. Gümbürtüye gitti. Yani evet. Finansallar hem 12 aylıklar hem 3 aylıklar piyasada çok fazla fiyatlama etkisi görmedi. 12 aylıklar açıklandığında biz maalesef o üzücü deprem olayını yaşadık. Onun etkisi geldi. İlk çeyrekler açıklandıktan sonra da işte bu süreçte de
seçim takvimi ön plana çıktı ve biz son iki çeyrek finansallarının çok büyük bir piyasa etkisini görmedik. Ve şu anda piyasada hareketlenen hisselere baktığımızda da bu hareketlenen hisseler de finansalları kuvvetli olan, beklentisi olan hisselerden ziyade likiditesi yüksek olan, yabancının ve yerli fonun tanıdığı, bildiği, kolay alıp kolay satabildiği hisseler. Bankalar bu nedenle bu kadar önden gidiyor. Yani bilançolarının çok çok iyi geldiği ya da geleceğe yönelik finansal beklentileri kuvvetli olduğu değil. Yani Türkiye'ye yatırım yapacaksanız, kısa vadeli büyük beklentiniz varsa, bu beklentiye en iyi yansıtacak şirketler likiditesi yüksek, fonların bildiği, yabancının bildiği, daha önce alıp sattığı hisseler oluyor ve hareket orada yoğunlaşıyor. Ama bu hareket bittikten sonra, yani ilk dalga geçtikten sonra geride kim kaldı, kim ucuz kaldı sorusu akla gelecek ve orada da finansallar biraz daha devreye girecektir açıkçası. Biz bu süreçte özellikle finansal dışı tarafta bu finansalların bu hareketi elbette çok normal böyle bir süreçte dediğim gibi ön plana çıkmaları ama bunun dışında özellikle perakende sektörü, iç piyasaya yönelik enflasyondan da etkilenen çok ciddi büyüme hikayeleri var orada. Hem bazı atışlara devam eden hem enflasyondan dolayı satışlar artan, karlılıklar artan şirketler var. Otomotiv sektörü, bunun yanında işte yaz sezonuna girdik ve turizmin canlanması havacılık sektörünü, bununla birlikte içecek sektörünü, bunları böyle biraz daha ön plana çıkarmak ve finansallara yönelik beklentilerle ön plana çıkarıp piyasanın alabileceği hisseler olduğunu kanaatindeyiz. Ama burada sektörlerin dışında elbette hisse bazlı hikayeler de devreye girecek. Evet. Şunu da ifade edeyim. Biz 30'un FK'sı yani geçtiğimiz hafta 4'ler civarındaydı. Bu hafta hadi biraz yükseldi diyelim. 4'ün biraz üzerine çıktı. BIST 100'ün FK'sı 4,5 civarında biraz üzerinde. Yani tarihsel ortalamalarımız burada onlar 11'ler civarı. Emsallerimiz 12'lerde, 13'lerde. Gelişmiş ülkeler 15'lerde, 16'larda. Yani bu çarpanların, bu karlılıkların devam ettiği müddetçe buralarda kalabilmesi mümkün değil. Karlılıklar devam edecek mi diye baktığımızda da evet geçen seneye göre bir miktar ivme kaybı var gibi ama bu sene de enflasyonun da etkisiyle beraber hem satışlar hem karlılıklar yine güçlü gelmeye devam edecek ve fiyatlar burada kalırsa bu çarpanlar bahsettiğim 4'ün 4,5'un daha da altına gidecek. Bu mümkün ve sürdürülebilir bir fiyatlama değil. O nedenle ben piyasanın yönünün açık olduğunu BIST 30, BIST 100 şirketleri bunlar başta olmak üzere ve biraz önce saydığımız sektörlerin de bu süreçte biraz ön plana çıkabileceği kanaatindeyim. Efendim Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Sayın Üzeyir Doğan'a değerli katkıları ve güzel yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim Araştırma Masası programımızın sonuna geldik. Herkese şimdiden benim açımdan güzel bir gün diliyorum. Sağlıkla kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Takas İstanbul sundu.